namertçe dedi. Namertçe. Şunu hatırlatayım. Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan 1994'te kaçırılarak öldürüldü. Savaş Buldan cinayeti Türkiye tarihindeki binlerce faili meçhul cinayetten yalnızca biriydi. Meral Akşener o dönemleri çok çok iyi biliyor. Refah Yolu Hükümeti'nin İçişleri Bakanı'ydı Meral Akşener o dönemde. Bir tepki daha, İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı hukukçu Eren Keskin'in tepkisi. O da sosyal medyadan gösterdi tepkisini. Bakın haberi yine alıntılayarak korkunç, hatta korkunç ötesi, mertçe cinayet dediği kimler biliyoruz değil mi? Şiddeti savunan bu açıklama ancak böylesine bir distopyada yapılabilir. Bizim ölülerimizden söz ediyor dedi Eren Keskin. Sonra bir başka tepki, Eren Baskın'ın tepkisi. Babası Mecit Baskın 1993 yılında öldürüldü. Cumartesi insanlarından avukat Eren Baskın, bakın babasının fotoğrafı elinde, bir fotoğrafını paylaştı. Mertçe işlediğiniz siyasi cinayetlerle kaybettim ben babamı dedi. Ben 30 yıldır babamın akıbetini sorarken sizin siyasi güdümdeki yargınız beraat kararıyla ödüllendirdi üstadın Mehmet Ağar'ı. Bizi eksik bıraktınız, iki elimiz yakanızda dedi. Sonra gazeteci Sinan Aygül, biliyorsunuz kendisi bir saldırıya uğramıştı. O da kendisine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı mesajında. Meral Akşener literatüre yeni bir kavram kazandırdı. Mertçe işlenen siyasi cinayetler. Kriterleri ne acaba? Mesela ben bu saldırıda ölmüş olsaydım bu mertçe mi olacaktı, namertçe mi Meral Akşener? Saldıran torbacı değil, devletin resmi polisiydi. Torbacı saldırınca namertçe, polis saldırınca mertçe olur mu acaba? O soruya da Ali Yerlikaya cevap versin. Sorulduğunda kavga demişti bu görüntüler için İçişleri Bakanı. Bu mertlik namertlik işi arkadan saldırma ya da karşıdan saldırmayla mı ilgili acaba? Aslında hiçbiriyle ilgili değil. İşinize nasıl geliyorsa öyle görüyorsunuz sadece. Oysa ki bütün cinayetler namertçedir, alçakçadır. Bunu anlamanız için namertlik ve alçaklığın ne olduğunu da bilmeniz lazım. Sorun orada diyor. Ve DEM Parti'nin eş başkanları hem Tülay Atimoğulları hem Tuncer Bakıran da tepki verdi. Tülay Atimoğulları'nın mesajını görüyorsunuz. Mertlik buysa namertliğiniz batsın. Kürt'ü, Alevi'yi, Ermeni'yi, sosyalisti, aydını katlederek Türkiye'yi karanlığa sürükleyenler tarih ve toplum önünde mahkum edilmiştir. Düşmanlığın bile ahlakı olur ama bu karanlık şahsiyetlerin namertliği dünyaya nam saldı diyor. Tuncer Bakıran'ın da mesajına bakalım. O da cinayet ve katliam failleri, köy boşaltanlar suçlarını birer birer itiraf ediyor diye başladı. Musa Anter, Mehmet Sincar, Muhsin Melik, Hrant Dink ve daha adını sayamadığımız binlerce faili meçhulun namertçe olduğunu biliyorduk. Şimdi kendiniz itiraf ediyorsunuz diyor Tuncer Bakırhan mesajında. Evet, bugün Hrant Dink'in öldürülüşünün 17. yıl dönümü. Bugün yine Hrant Dink'i konuşuyoruz ama bakın bir de ne konuşuyoruz işte. Bugün bir siyasi parti lideri çıkıyor. Geçmişte işlenen siyasi cinayetlerin mertçe olduğunu söylüyor. Günlerdir Devlet Bahçeli'nin kürsülerden haykırdığı o nefret dilinin ne kadar zararlı olduğunu konuşuyorduk. O partiden, MHP'den itirazla kopan İyi Parti'nin, vaktiyle muhalefetin bir parçası olduğunu iddia eden, bu düzene, bu zihniyete muhalefetin bir parçası olduğunu iddia eden partinin lideri bakın bugün çıktı, neler söyledi. Şimdi bunların hepsini konuşmak istiyoruz ama önce bir video getireceğim ekranlarınıza. Bugün Hrant Dink'i anacağız saat 3'te öldürüldüğü noktada ve dün akşamdan itibaren o Sebat Apartmanı'nın ön cephesine bakın bir görüntü yansıtıldı. Görüntüyü ekrana getirsin yönetmen arkadaşım Esra, ben size üzerine anlatayım. Sebat Apartmanı burası. İşte bu apartmanın önünde, Agos gazetesinin yer aldığı apartmanın önünde yere yığılmıştı Hrant Dink kafasına sıkılan 3 kurşunla. Dedim ya başlarken, bu ülkede barışı, kardeşliği, eşitliği savunan hepimizin kafasına sıkıldı o 3 kurşun o gün diye. Ama yere yığılan Hrant Dink oldu. Sebat Apartmanı'na sanatçı Hale Tenger'in hazırladığı bu video yansıtıldı. Videoda az önce gördüğünüz gibi Umud'un filizi yeşeriyor. Sonra Türkçe ve Ermenice Adalet yazıyor bakın. Bu yazılar yere düşüyor apartmandan süzülerek, dökülüyor ve sonra yeniden apartmanın ön cephesinde Hrant Dink beliriyor Umud'un filizini yeşerterek gördüğünüz gibi. Evet, bugün oradayız saat 3'te Sebat Apartmanı önünde olacağız Hrant Dink'i anmak üzere. Şimdi bir gazeteci konuğum var. Hem bu Meral Akşener'in ifadelerini konuşacağız hem Hrant Dink'i konuşacağız İrfan Aktan'la. Merhaba, hoş geldiniz Kırmızı Çizgi'ye.
Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ben şöyle yayından önce baktım, sizin ta 2007'de yazdığınız bir yazıyı tekrar okudum İrfan Ak'tan. Kameralar sadece ölümü kaydediyor başlıklı yazınız. Diyorsunuz ki genç katillerin üremesi için olabilecek her türlü kolaylığı sağlayanların cesaretleri kırılmadığı sürece güvenlik kameraları katletilişimizi kaydetmek dışında hiçbir işe yaramayacak. Ve vaktiyle işte Türklüğün ebediliği adına Ermenileri, Kürtleri, solcuları hedef alan, Hrant'a senin varlığın beni tahrik ediyor diyenleri alkışlayan zihniyetin taşıyıcıları başlarını öne eğip Hrant'ın yasını tutamaz. Böyle yalan, böyle riyakarlık olmaz diyorsunuz. Ve bakın o yazıdan kaç yıl geçmiş. Biz bugün Meral Akşener'in cinayetleri mertçe, namertçe diye sınıflandırdığına tanıklık ediyoruz. Bugünden baktığınızda o gün, o satırları yazdığınız güne ne değişti sizce? Aslında pek bir şey değişmedi. Sadece daha da kötüye gidildi. Fakat şöyle, yani Türkiye'de siyasi cinayetler tarihine bir göz atmak gerekiyor. Ama siyasetin, özellikle sağ siyasetin bu tür cinayetler karşısındaki tavrına da bakmak gerekiyor. Ta Sabahattin Ali cinayetinden itibaren, hatta daha da öteye de götürülebilir ama Sabahattin Ali cinayetinden bu tarafa, Türkiye'de çok sayıda entelektüel, gazeteci, yazar, çizer sırf düşüncelerinden ötürü katledildiler ve neredeyse sistematik olarak bu geçmiş 100 yıl boyunca bu katiller öyle veya böyle korundular, kollandılar. Şimdi eğer gerçekten siyasi bir irade işlevselleştirilmiş olsaydı Türkiye'de, bu tür karanlık cinayetleri aydınlatmaya yönelik bir kültür oluşturulsaydı, bir geçmişle hesaplaşma, geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma kültürüne sahip olsaydık, en azından yarına bu kadar tedirgin, Hrant Dink'in güvercin tedirginliği olarak hep dile getirilen o tedirginlikle yarınlara bakmazdık. Çünkü bir toplumsal duyarlılık ve siyasi bir gelenek ya da bir hesapçı bu tür cinayetleri, hak ihlallerini engellemeye ya da cezalandırmaya yönelik bir siyasi hat çizilmiş olurdu. Bir kere hikayenin geçmişten bugüne bir tarihsel bağlamı var ve Hrant Dink de aslında 1915'ten itibaren, yani Ermenilerin tehciri, soykırımı, sadece Ermeniler değil, çok sayıda diğer etnik gruplar da aynı süreçte hedef alındılar ve bir, tırnak içinde söylüyorum, milli birlik, farklılıkların yok edilmesi üzerine inşa edile geldi. Halbuki bu milli birlik, farklılıkların bir aradalığıyla, barış içinde eşit bir biçimde bir aradalığıyla sağlanabilirdi. Bugün Robert Koptaş'ın, gazeteci arkadaşımız, aynı zamanda Hrant'tan sonra Agos gazetesine genel yayın yönetmenliği de yapmış, Robert'in yazısında da söyleniyor, Hrant'ın diyor temel hedefi daha baştan yanlış iliklenmiş olan düğmeyi tekrar açmak ve tekrar da düzgün bir biçimde o düğmeyi iliklemekti diyor. Şimdi gerçekten de geçmişle hesaplaşmaz, geçmişle yüzleşmez, geçmişte yaşanan acıları tekrar hatırlayıp onların sebepleri ve sonuçları üzerine bir muhasebe yapmazsanız geleceğe ilerleyemezsiniz. Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak hep sırtımızda geçmişin yükleriyle yol almaya çalışıyoruz. Hep denirdi bir ara, açın Türkiye'nin önünü. Türkiye'nin önünü açabilmek için önce arkadaki bütün o bagajları kapatmak, önce yani açıp onlarla hesaplaşmak, sonra ileriye doğru gitmek gerekir ya da mümkün olan yol budur. Bakın, şimdi Hrant Dink cinayetine geri döneriz birazdan ama biz bu sene Hrant Dink'in katledilişinin 17. yılına Dink'in tetikçisi, Dink'e namertçe saldıran, arkadan kurşun sıkan
O gün Hamas ve o çeteyi şu anda dışarıda ellerini kollarını salladıkları, dolaştıkları bir ortamda giriyoruz. 17 yıl, hepi topu bakın 17 yıl. Hrant Dink hala Sebat Apartmanı önünde yüzü koyun düştüğü yerde hala izi var. Hala o iz bile silinmemişken katilleri serbest bırakıldılar. Ve şimdi bu yarına dair bize ne anlatıyor? Bugüne dair bize ne anlatıyor? Yani katillerin, bu kadar tetikçilerin bu kadar kolay sıyrılabildiği, bu tür cinayetlerde sıyrılabildiği bir rejimde, bir sistemde bu tür cinayetleri siz nasıl önlersiniz? Şimdi Meral Akşener bahsine döneyim. Bakın, Meral Akşener'in de arkasında siyasetçi olarak onun sırtında bir yük var ve o yük olduğu için bugün sarf ettiği bu sözler herkesi dehşete sokuyor. Zira 1990'lı yıllarda Kürtlere yönelik faili meçhul cinayetlerin sistematik olarak işlendiği bir dönemde İçişleri Bakanlığı yapmış, o dönemin işte Çiller kabinesinde yer almış bir isim. Şimdi siz kendi döneminizde yapılan cinayetlere mi mertçe diyorsunuz? Yahut nasıl oluyor da bir siyasetçi, yani eğer militan değilseniz, gerçekten siyasetçiyseniz, herhangi bir siyasetçiye yönelik bir saldırıyı, suikasti, cinayeti nasıl mertçe bulursunuz? Yani Hrant'ın tetikçisi mertçe mi bu cinayeti işledi? Velev ki o tetikçi çıkıp Hrant'ın arkasından değil de karşısından gelip kurşun sıksaydı, mertçe bir saldırı mı olacaktı? Bakın, tetik varsa elinizde, karşınızda kendini savunamayacak bir siyasetçi, bir hukukçu, bir gazeteci varsa, o tetiği çeken ya da o silahı belinden çıkaran kişinin kendisi o andan itibaren sadece namert değil, aynı zamanda bir suçludur, aynı zamanda bir canidir, aynı zamanda ağır bir cezai müeyyide ile karşı karşıya gelmesi gereken bir suçludur. Ve siz bu suçluları yargılamadığınız, hakkıyla cezalandırmadığınız sürece bu tür cinayetler devam eder. Ben bakın sadece kendi kişisel hikayemden söz edeceğim. Ben henüz sanırım ortaokula gidiyordum. Akrabam Abdullah Canan, benim köylüm, Yüksek Yuva Çetesi olarak adlandırılan bir kriminal askeri grup tarafından, yani ordu içindeki bir çete tarafından kaçırıldı. Hunharca katledildi. Akrabaları, yakınları Abdullah Canan'ın cenazesini aylar sonra bulabildiklerinde yapılan işkenceyi ben bu ekranda tarif edemiyorum. Yani kafasına çivi mi çakılmamış, yüzü mü soyulmamış? Abdullah Canan'ın tek suçu bir Kürt olmasıydı. Onun dışında bizim köyümüz 90'lı yıllarda bir boşaltıldığında evi tahrip edildiği için gidip bizzat yine gidip yargıya şikayet ettiği ve şikayetini geri çekmediği için katledilmişti. Yine bakın, ben üniversite öğrencisiydim. Birinci sınıf Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde biz dersini beklerken hocamızın Ahmet Taner Kışlalı'nın katledildiği haberini aldık. Kışlalı bizim derslerde nezaketi ve disipliniyle bilinen, öğrenci olduğumuz halde hani bazı fikir anlaşmazlıkları yaşadığımız halde öğrencilerine bir şey öğretmeye çalışan nazik, bilgili, birikimli bir entelektüeldi. Ve gerçek manada haince katledildi. Bu mertçe bir saldırı mıydı? Ahmet Taner Kışlalı'ya yapılan. Yaşlı, bütün hayatı yargılamalarla Kürtçe ıslı çaldığı için bile yargılanmış Musa Anter,
götürülüp bir çete tarafından katledildi. O zaman da işte bu Çillerler dönemiydi diyeyim, 90'larda. Mertçe miydi bu cinayet? Şimdi Sinan Ateş cinayetinin çarpıcılığını aktarmak için bütün bu devasa her birimizin şahsi hikayesine de sirayet etmiş acıları niye mertlik namertlik çerçevesinde değersizleştirmeye çalışıyorsunuz? Bunun basit bir şeyi var. Akşener aslında bunları... Evet, bağlantımız dondu galiba. Pardon, evet. Evet, İrfan Bey, peki o zaman şöyle bir araya girip bir şey daha sorayım. Siz devam edin lütfen. Yani aslına bakarsanız bu tablo çok korkutucu. Yani tüm dünyada evet aşırı sağın yükseldiği bir dönemdeyiz. Bizim ülkemizde de bazıları...